Herkese merhabalar. Bu videoda size R programında veri setinin nasıl okutulacağını anlatacağım. Özetle bu bölümde dış kaynaktan veri nasıl okutulur, read.table komutunun özellikleri nelerdir, not defteri, Excel, SPSS gibi veri dosyaları nasıl okuturuz, read.delim fonksiyonu nedir gibi konulardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirteyim ki R programını yeni kullanmaya başlayanların en çok zorlandıkları yer veri setini okutma aşamasıdır. Veri seti okutulmazsa R komutlarını bilsek bile analizleri yapamayız. Veri setini iki yolla R programına aktarabiliriz. Veriyi ya R Commander ile direkt girebiliriz. R Commander için bir paket vardır. Öncelikle bu paketi yüklememiz gerekir. Bunu daha sonraki videoda anlatacağım. Ya da dış kaynaktan veriyi okutabiliriz. Dış kaynaktan kastım veri Excel, SPSS veya SAS gibi farklı formattadır. Bu formatları ara okutabiliriz. Ya da internet bağlantısı ile veriyi bulunduğu siteden çekebiliriz. Şimdi bu yöntemleri anlatalım. Öncelikle dış kaynaktan veriyi nasıl okutacağımızı, yani import edeceğimize bakalım. Read.table veri setini ara okutturmada en genel yoldur. Fakat hemen belirtelim ki çok büyük veri setleri için bu komut çok uygun değildir. Çok büyük veri setleri için scan komutunu kullanmak daha uygundur. Şimdi read.table komutunun opsiyonlarına bakalım. Header opsiyonu sütun hatlarının yer aldığı satırın veri setinde bulunup bulunmadığını gösterir. Eğer bu opsiyonu true seçersek sütun hatları tabloda yer alır. Eğer sütun hatlarını kendimiz vereceksek o zaman call.names komutunu kullanırız. Satır adlarını vermek için ise row.names komutu kullanılır. Eğer satır adları girilmezse satır adları birden başlayarak otomatik olarak numaralandırılır. Separator opsiyonu veri setindeki sütunların birbirinden hangi sembolle ayrıldığını gösterir. Eğer sütunlar birbirinden noktalı virgül ile ayrılmışsa o zaman bu opsiyona noktalı virgül girilmelidir. Veri setinde kayıp veriler NA ile gösterildiğini söylemiştik. Eğer kayıp veriler başka bir sembolle gösteriliyorsa NA.strings komutu ile bu kayıp veriler belirtilir. Başka bir opsiyon ise decimal opsiyonudur. Veri setinde reel sayılar mevcut ise bu sayıların hangi sembolle ayrıldığını decimal komutu ile belirtiriz. Örneğin reel sayılar nokta ile ayrılmışsa şeklinde ifade edilir. Şimdi ilk olarak dış kaynaktan Notepad'e yazdığımız veriyi ara okutalım. Örnek bir Notepad sayfası açıyorum. Boş olan not defterine verilerimizi bu şekilde yazdık. Şimdi bunu kaydediyoruz. Dosya, kaydet. Dikkat edersek bu not defterinin uzantısı .txt. Bunun adı V1 olsun. Bunu masa üstünde çalışma dizinimizin içerisine kaydedelim. Kaydet diyorum. Şimdi bunu R programına okutalım. Öncelikle verimizin ismi V1 olsun. .txt verisini okutmak için read.table komutunu kullanıyorum. Daha sonra parantez içinde, iki tırnak içinde dosyamızın bulunduğu yolu buraya belirtiyorum. Çalışma dizinimizi eğer hatırlayamıyorsak hemen get working directory komutunu yazıp bunu çalıştırdığım zaman çalışma dizimin yolunu görüyorum. Daha sonra bunu kopyalayıp parantez içerisine yapıştırıyorum. Verimizin bulunduğu çalışma dizinin yolunu ara ifade ettik. Daha sonra bu çalışma dizinindeki veriyi alacağız. Verimizin adı V1'di. Hangi formattaydı? .txt formatındaydı. Bu şekilde ifade ediyorum. Bunu yazmamız gerekiyor. Bunu yazmazsak hata mesajı alırız. Dolayısıyla bunu çalıştırdığımız zaman V1 verimiz okutulmuş oldu. Verimizin okutulup okutulmadığını kontrol etmek için environment kısmına bakıyorum. Burada V1 verisi görünmekte. Buna tıkladığımız zaman burada verilerimizi görmekteyiz. Excel'den veriyi nasıl okutacağız? Bunun için boş bir Excel sayfası açıyorum. Buraya verilerimi yazıyorum. Daha sonra bunu kaydedeceğim. Bunun için kaydet kısmına geliyorum. Yalnız burada şuna dikkat ediyorum. Kaydederken .csv şeklinde kaydediyorum. Yani virgülle ayrılmış formatta kaydediyorum. Verimizi kaydettikten sonra ara aktarmak için bu veriyi verimizin adı V2 olsun. Yine read.csv komutunu kullanıyorum. Parantez içerisine verinin bulunduğu yolu gösteriyorum. Biraz önce yaptığım gibi verimizin yolunu bu şekilde ifade ettim.
bu klasördeki V2 nokta CSV yazıyorum. Daha sonra bunu çalıştırdığımız zaman Excel verimiz ara okutulmuş oluyor. Environment kısmında V2 verisine tıkladığımız zaman tablo halinde veri karşıma gelecektir. Dikkat edersek burada veriler arasında noktalı virgüller var. Bunun sebebi bilgisayardaki bölgesel dilin İngilizce'den farklı olduğundan kaynaklanır. Bunu düzeltmek için bir V3 değişken alıyorum. Yine bu şekilde klasörümüzün bulunduğu çalışma dizinin yolunu gösteriyorum. Başlıklar true, separated'da yani ayrılma durumu da noktalı virgül şeklinde ifade ediyorum. Bunu çalıştırdığımız zaman V3 verimiz okutulmuş oluyor. Buradan V3'e bastığımız zaman karşımıza veriler tablo halinde gelmiş oluyor. Komutta header'ı true olarak seçtim. Başlıkların olduğunu bu bize söylüyor. Yani ilk satır ve sütun başlıklardan oluşuyor. Bunun için header true komutunu kullanıyorum. Araya noktalı virgül geldiği zaman bu noktalı virgülleri kaldırıp tablo halinde görmek için ikinci bir yol ise bu verimize de V4 diyelim. Yine read.csv2'yi tıklatıyorum. Yine buradaki yolumuzu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bunu çalıştırdığımız zaman V4 verimiz okutulmuş oldu. Burada bunu tıkladığım zaman yine aynı şekilde verimiz tablo halinde görünmekte. Veri setini okutmak için başka bir yöntem de file.choose komutunu kullanmak. Bunun için V5 değişken alalım. Bir Excel verisi okutmak için read.csv'yi kullanıyorum. Daha sonra bunun içine file.choose komutunu alıyorum. Bunu çalıştırdığımız zaman bilgisayarda okutacağımız dosyayı seçeceğimiz ekran karşımıza geliyor. Buradan V2'yi seçiyorum. Çalıştırdı dediğim zaman yine aynı şekilde V5 verimiz okutulmuş oluyor. V5'i çalıştırdığım zaman yine karşımıza değerler arasında noktalı virgül geliyor. Yine bunu düzeltmek için şuraya 2 dediğimiz zaman ve bunu çalıştırdığımızda V2'yi seçtiğimizde V5'e bu veri aktarılır. V5'e tıkladığımızda yine tablo halinde gelmiş olur. Unutmayalım, eğer Notepad verisiyse okutacağımız dosya, o zaman şuraya örneğin V6 diyelim. Read.table yazıyor. Yine komutumuzu buraya ifade ediyoruz. Bu şekilde biraz önce yaptığım gibi veri okutabiliyoruz. Excel dosyasını .xlsx uzantısıyla kaydetmişsek bu dosyayı ara okutmak için xlsx paketi yüklenip kullanılabilir. .txt uzantılı Excel dosyası veya .dat uzantılı SPSS dosyasını okutmak için read.delim komutu kullanılır. Örneğin çalışma dizininde bulunan lecturer data verisetini okutalım. Bunun için değişkenimizin ismi ders veri olsun, eşittir diyorum. Bu dosyanın uzantısı .dat olduğu için read.delim komutunu kullanıyorum. Parantezin içerisine bu verinin bulunduğu çalışma dizinimizin yolunu ifade ediyorum. Bu yolu yazdıktan sonra çalışır dediğimiz zaman ders veri veriseti ara okutulmuş olur. Bu verisetine bakmak için Global Environment kısmından bu veriye tıkladığımız zaman verimiz karşımıza geliyor. Arda veriseti okuma dersinin birinci bölümünü bitirdik. Gelecek derslerde görüşmek üzere.